Sayın seyirciler, 12 yıl önce hayatını kaybeden unutulmaz Şaban filmlerinin kahramanı Kemal Sunal, ustalara saygı gecesinin konuydu. Sunal için düzenlenen anma gecesine AKP'nin sanata ve sanatçılara yaptığı baskı damga vurdu. Etkinlikte konuşan Zeki Alasya, Kemal bugün film çevirse filmi yasaklanırdı dedi. Alasya, eski mesai arkadaşına Şaban, Türkiye eski Türkiye değil diye seslendi. Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal düzenlenen bir törenle anıldı. Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen ustalara saygı gecesine sanatçının birçok dostu katıldı. Adına temsilen bazı dostları, bazı sevenler sahneye çıkacak. Güzel bir şekilde, samimi bir şekilde anmaya çalışacağız. Gecenin sunuculuğunu Halit Kıvanç yaptı. Yapılan konuşmalarda Kemal Sunal filmlerindeki politik mesajlara vurgu yapıldı. Bugün sanata ve sanatçılara yapılan baskı eleştirildi. Törende söz alan Zeki Alasya, Başbakan Erdoğan'ın Muhteşem Yüzyıl dizisiyle ilgili sözlerine yanıt verdi. Bu işten iyi anladığını bilen, iyi anladığını zanneden biri kalkar, der ki, mesela Şaban oynuyor ya bizimki. Bizim tanıdığımız Şaban bu Şaban değildir. Kınıyorum der hepinizi ben. Biliyorum bakarsınız Kemal'in bir filmi yasaklandı. Türkiye bildiğin Türkiye değil artık. Geceye katılan Cem Yılmaz da Sunal'ın filmlerinin sansürlenmesine tepki gösterdi. Rating cazibesini kayıtsız kalmayıp yayınlıyorlar ve hepimizin aşık olduğu replikleri de bipliyorlar. Bazen filmlerini kesiyorlar. Gecede Şevket Altuğ, Hülya Koçyiğit, Ahmet Gülhan gibi birçok sanatçı da söz alarak Kemal Sunal'la ilgili anılarını anlattı. Gecede bulunamayan Halit Akçatepe, Perren Kutman, Şener Şen ve İlyas Salman gibi isimler ise sinevizyon gösterisiyle mesajlarını iletti. Kemal'le o birlikteliğimi, o günleri çok özlüyorum. Sezen Aksu ve Yavuz Bingöl de seslendirdiği şarkılarla büyük ustayı andı. El kızını ben kendime yar sandım, yar 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 sandım, yar 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 sandım.